Yeni Bostan C evindeyiz. Sizler de burada bir müdür olarak canlarımıza hizmet sunuyorsunuz. Hem inançsal alanda hem kültür alanında katkı veriyorsunuz. Biz bir idareci olarak burada yaşadıklarınızı, varsa sorunlarınızı, varsa isteklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Ben Yurt TV'ye teşekkür ediyorum. Sağ olun. Duyarlılarınızla çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Tabi halkımızı görüyorsunuz. Halkımız bizim Baramavi yasayımızda. Her yıl burası böyle. Vatandaşlarımızla borucunu açar. Hizmetlerimizi yaparız. Dışarıdan kim gelirse gelsin, burada 1000 kişiye yakın bir yemek veriyoruz. 12 gün içerisinde. Diğer günler de devamlı mutfağımız açıktır. Her zaman, her gün burada paylaşacak lokmamız herkeste vardır. Müdürüm, bugün lokma olarak ne hazırladık canlarımıza? Biz de biliyorsunuz, yani oruç biz iftar olarak görmüyoruz. Lokma paylaşımı olarak görüyoruz. Evet. Çeşidimiz zaten fazla değil. İstemiyoruz da zaten. Böyle bir kültür ve geleneğimiz de yok ama yine de neler var? Karınca kararınca. Valla bugün... Aç. Bulgur pilavı. Mantarlı bulgur pilavı. Taze fasulye. Şöyle taze fasulye. Taze fasulyemiz. Çorbamız var. Ezogelin çorbamız var. Ve ayranımız, meyvelerimiz, tatlımız var. Müdürüm, bu yaz-ı Muharrem 12 Mart'ın sonucunuzda galiba Muharrem sohbetlerde 12 Mart'ın sonucunda devam ediyor. Evet. Katılım nasıl müdürüm? Katını görüyorsunuz. Yani bu katının yemeğini yediği zaman yukarı çıkıyor. Yukarıda da aynı devam ediyor. Katılımız bayağı var. Herkes inancına göre orucunu tutuyor, orucunu açıyor ve 12 bambiyasını çekiyorlar. Müdürüm, peki burada belli sorunlarımız var mı? Gerçi fazla zamanımız da yok ama. Valla sorunlarımız var tabii. Bugün sağ olsun. Biz sadece Avcılar Belediye Başkanımızdan en büyük desteği aldık. Bir seneki aşremizi ve emek katkılarında bulundu. Biz bir çadırımız yok. Başka bir belediye gibi çadır açıp devletin vergileriyle, devletin bizlerin verdiği şeyleriyle sadece bir kısma oruç açma vermiyoruz. Bakarsan burada her milletten insan var. Alevisi, Sünnüsü, Kürt'ü, Çerkez'i, Boşna, herkes var. Gelir orucunu açar. Oruç değilse de ayrı harca lokmasını paylaşır gider. Ama tek tarafı değiliz. Biz özümüzde olduğumuz gibi Eri Bey'in verdiği terbiyeyle herkese kucağımızı açmışız. Bu kucak sebebiyle de kesinlikle orucu her yoldan geçen vatandaş gelir burada orucunu açar. Diğer günlerde arabasını yerler gelir burada yemeğini yer. Ama başka bir belediyeler gibi çadır çadır açmıyoruz burayı. Çadırımız yok, devletten desteğimiz yok. Bu insanlar kendi gücleriyle, kendi emekleri cebindeki 5 lirayı buraya bağış yaparak bu orucun paylaşımını yapıyorlar. Müdürüm, tabii bizde öyle zengin iftar sofraları yok. Otellerde, çadırlarda, sahillerde, şurada burada. Zaten bizim inancımızda, kültürümüzde bunu kaldırmaz. Biz dediğiniz gibi karınca karınca kendi maddi manevi olanaklarımız dahilinde burada dayanışma içinde lokma paylaşıyoruz. Biz hizmetiniz kabul görsün diyoruz dedi. Sağ ol. Kesinlikle bizde zengin sofrası yoktur. Bizim eğer bir soğanımız varsa 40 kişiyle paylaşırız. Bu bizim geleneklerimizden, göreneklerimizdendir. Onun için bizde öyle çok lüks yemekler yok. Çok lüks et yok. İşte gördüğünüz gibi insanlarımızın paylaşabileceği, insanlarımızın yetişebileceği fakirin, garibanınla zenginle aynı eşit olduğu burada verilir bu yemeklerde. Yani biri etlidir, biri tatlıyor. Burada zengini de vardır. Çok zengin, çok fakir de vardır. Aynı şeyi paylaşıyoruz orada. Yani şöyle diyebilir miyiz? Oruç tutarken hem yas niyetiyle tutuyoruz, hem nefis terbiyesi yapıyoruz. Bu gönül nefis terbiyesi aynı zamanda sofralarımızda da kendisini görüyor. Çünkü sofralarımız da o terbiyeden nasibini alıyor. Dediğiniz gibi zengin bir
mutfağımız ve yemeğimiz ve bu oruç süresi içinde lokma olarak soframızda yok. Evet, çok doğru. Yani bizde zenginlik yok. Gönül zenginliği çok ama. Bizde inanç zenginliği çok. Gönül zenginliği çok. Boğaz zenginliği yok. Bizde güzel misiniz? Evet. Boğaz zenginliği. Kesinlikle büyük 5 yıldız otellerde değil. Herkes geldi burada orucunu açacak. Evine gitmedi. Çoluğunu çocuğunu getirdi burada. Bu gariban, fakir yerde. Fakir dostlarımızla, gariban, zengin dostlarımla eşit şekilde Alevliğin de verdiği kültürde orucunu açacak. Müdürüm, 712 imam, Şah-ı Merdan Ali. Ali'dir, Ali. Peygamberimiz Muhammed ve Tanrı katında burada yürüttüğünüz hem inançsal hem kültürel hizmetleriniz kabul görsün diyorum. Sağ ol, çok sağ olun, iyi ki varsın. Bu yol sizin gibi duyarlı canlarımızın gerçekten iradesi, gücü, katkısı, emeği ile yürüyor. Yolumuz açık olsun diyorum. Ben de Yurt TV'ye yine teşekkür ediyorum. Sağ olsun. İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. Program sorumlumuz Sayın İsmail Saçlı Bey. İsmail Saçlı Bey. Can vakfını düşündüğü için, buraya sizi gönderdiği için ve burası bir aynadır. Türkiye'de de genel merkezidir bu Can Vakfı. Bu ayna herkese bir ders olsun diyorum. Herkes paylaşmasını bilsin. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz. Saygılar. Teşekkür ettik müdürüm. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ateşi aşkına yaktım özümü, Halil İbrahim'le nardan gelirim, Abu Kevser'le yurdun özümü, fıkların bezginde dardan gelirim. Çerağın almış eline toz toz ay toz. Cebrail çerağın almış eline, muhabbete gider dostun iline. Hayranım şakıya budu diline.